Et benlerinden kurtulmak için 6 doğal yöntem. Ananas suyunun iltihap sökücü ve antiviral özellikleri et benlerinden kurtulmanıza yardım eder ve bunların vücudunuzun diğer kısımlarına yayılmasını engeller. Lütfen siz de videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Et benleri boyunda, kolda, göz kapaklarında ve vücudun diğer kısımlarında oluşan küçük çıkıntılardır. Genellikle cildin yağlı tabakalarında kolajen birikmesi sonucu oluşmasına rağmen bazen sürtünmeden dolayı da oluşabilir. Sağlık için hiçbir risk teşkil etmese de iltihaplanmaya yatkın oldukları ve kolayca yaralanabildikleri için bazı insanlar için can sıkıcı olabilir. İnsanların çoğu bunlardan kurtulmak ister çünkü benlerin çirkin olduklarını ve güzelliklerini bozduklarını düşünürler. İyi haber şu ki bunları yok etmek için acı veren ve masraflı işlemlere gerek yoktur. Bütün doğal ürünlerde bulunan çeşitli özelliklerden yararlanarak, benlerin etrafındaki deriye de zarar vermeden bunlardan kurtulmak için hazırlayabileceğimiz birçok ev yapımı tedavi vardır. Gelin bu yöntemlere bir göz atalım. Elma sirkesinde bulunan asidik asit et benlerini ve siğilleri yok etmek için en etkili maddelerden biridir. Bu tedaviyle et benlerini tamamen yok etmek birkaç hafta sürer. Malzemeler: 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 kürdan, 1 pamuk topu yara bandı. Kullanımı: et beninin etrafını ılık su ve hassas bir sabunla yıkayın. Tamamen kurulayın ve bir kürdanla nazikçe kaşıyın. Pamuğu elma sirkesine batırın ve direkt olarak benin üstüne koyup yara bandıyla yapıştırın. Ertesi sabah bandı çıkartıp cildinizi durulayın ve gece yatmadan önce bu işlemi tekrarlayın. Bu tedaviye et beni düşene kadar devam edin. Hint yağı ve bira mayası. Bira mayası ve hint yağının karışımı ile yapılan merhem ciltte oluşan bu çirkin oluşumları yok etmek için kullanılabilir. Malzemeler: 1 yemek kaşığı hint yağı, yarım çay kaşığı toz bira mayası yara bandı. Kullanımı: hint yağı ve bira mayasını karıştırarak yapışkan kıvamlı bir merhem oluşturun. Karışımı benin üstüne sürün ve yara bandıyla kapatın. Bir gece bu şekilde bırakın ve sabah durulayın. En iyi sonuç için 2 ile 4 hafta boyunca devam edin. 3. Ananas suyu. Ananas suyunda bulunan bir enzim olan bromelain bu çirkin oluşumlarla mücadele için çok faydalıdır. Enzimin sahip olduğu iltihap sökücü ve antiviral etkiler et benlerinin küçülmesini sağlar ve vücudun diğer bölümlerine yayılmasını engeller. Malzemeler: 1 ananas, 3 damla limon suyu, 1 pamuk topu. Kullanımı: ananası ezin ve üzerine 3 damla limon sıkın. Pamuğu hazırladığınız sıvının içine batırın ve problemli bölgeye sürün. Bu işlemi günde defa tekrarlayın. Çay ağacı yağ esansı. Bu yağ esansı et benleri ve küçük siğiller için en etkili çözümlerden biridir. Antibiyotik ve antiviral özellikleri rahatsızlığa neden olan patojenleri yok eder. Malzemeler: 3 damla çay ağacı yağ esansı, su 1 pamuk topu. Kullanımı: pamuğu suya batırın ve ben oluşan bölgeyi temizleyin. Benin üzerine 2 veya 3 damla çay ağacı yağ esansı damlatın. Durulamadan öylece bırakın ve et beni yok olana kadar günden 2 defa uygulayın. Kekik yağı. Kekik yağı cilde etkileyen çeşitli enfeksiyonlar, virüsler ve iltihaplanmalara karşı kullanılır. İçeriğindeki bileşenler ciltte oluşan tümörü yok eder ve vücudun başka bölümlerinde tekrardan çıkmasını engeller. Malzemeler: yarım çay kaşığı kekik yağı, 1 pamuk topu. Kullanımı: pamuğu kekik yağına batırın ve problemli bölgeye sürün. Günde 2 defa tekrarlayın. Tuz ve soğan suyu. Soğanda bulunan sülfür bileşeni bu problemi yok etmeye yarayan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Malzemeler: 1 soğan, 1 yemek kaşığı deniz tuzu, 1 bandaj. Kullanımı: soğanı güzelce doğrayın ve tuzla karıştırın. Ertesi gün soğanın suyunu sıkın ve et beninin üstüne sürün. Problemli bölgeye uyguladıktan sonra bir bandajla sarın ve gece boyunca bekletin. 10 ila 12 gece boyuna sürekli olarak işlemi tekrarlayın. Bu küçük cilt deformasyonlarına son vermek için yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Şunu unutmayın ki, etkilerin ortaya çıkması biraz zaman alabilir ve bu süre kişiden kişiye değişir.